Tamam. Geliyor. Arkadaşlar bugün 3 şey öğreneceğiz. List, map ve set. Öncelikle listten başlayacağım ama bunların öncesinde geçen haftadan sorusu olan var mı? Ya da geçen haftayı kısa bir tekrar etmemi ister misiniz? Chatten de bakayım. 6, 9, 10 kişiyiz. Tamam. Yok, o zaman şeyden yaparız. Şimdi bu list ne? Bunlar bizim array'lerimiz vardı. Int r diyorduk mesela. Burada böyle demiyoruz. R dedim. Eşittir new int 5. 5 elemanlı bir array oluşturdum. Ben buna 6. elemanı ekleyemiyorum. Buna tek tek ekleme yapabiliyorum. Tek tek çıkarma yapabiliyorum ama 6. elemanı asla ekleyemiyorum. Hatta çıkarma da yapamıyorum. Ben bunda sadece 5 tane alana sahibim. Listlerde öyle değil. Listlerin tanımı şu şekilde. List integer diyoruz. Hangi cinsten olduğunu göstermemiz lazım. Liste önce ekleyeyim. Integer için integer. Karakter için, char için karakter. Double için double. Onları da tek tek göstereceğim. Adını yine yazıyoruz. List eşittir. New diyorum. Array list. Array list eklemem gerekecek mi? Gerekmedi. Tamam, ikisini de ekledim. Ben bir tane integer listesi oluşturdum. Bu integer listemin sınırı yok. Yani 1000 tane de eleman ekleyebilirim, 1 tane de eleman ekleyebilirim. Ve ben bunu istediğim kadar sırayla ekleyebiliyorum. Array'lerde bu yoktu. Array'lerde belli bir indekse tek tek ekleme yapıyorduk. Bu listede sonuna da ekleyebilirim, başına da ekleyebilirim, istediğim yerine ekleyebilirim. Ama kota limitim yok. Bir tane de list i diyeyim şöyle. Integer listesi olduğu belli olsun. Bir de karakter listesi yaratayım. Yani char listesi yaratalım. List karakter list c diyorum. Eşittir new array list diyorum. Eğer istesem integer yazsam mesela böyle integer yazsam sorun çıkmaz. Böyle boş bıraksam da sorun çıkmaz. Her türlü doğru kabul oluyor. Her türlü doğru oluyor. Şimdi bir tane integer bir tane de karakter listesi oluşturdum. Geliyorum mesela array 0 eşittir integer 1 dedim ya mesela. Burada da array'in 0. elemanına 1 atadım burada. Listede de şu şekilde yapıyorum. List i nokta add integer kaç ekleyelim buraya? 1 ekleyelim. Şu an listeye 1'imi ekledim. Eklemek bu kadar basit. List nokta remove var bir de. Bu da eklediğimizi siliyor. Şimdi bu add ve remove ne yapıyor? Add bildiğimiz gibi ekliyor. Remove indeksi siliyor. Yani listenin hani şöyle göstereyim. Şu an sadece 1 ya ama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye elemanlarım olabilirdi. Bu remove indeks alıyor bir tane. Ben şu an 0. indeksi verdim. Şu an listede sadece 1 var. Onu da yanlış anlaşılma olmasın. 0. indeksi verdim. Gidiyor sıfırdaki elemanı siliyor. Sildikten sonra da 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oluyor. Anlamayan var mı? Liste basitçe bu işlemi yapıyor. Benim kota sınırım yok. Array'lerde ulaşamayacağım yere hemen kotamın sınırını aşacağım yerlere ulaşmaya çalıştığım zaman hata alıyorum. Bunda hata almıyorum. Sola kaydırıyorum peki. Sola kaydırıyorumdan kastın ne Tarık? Sola kaydırmıyoruz. Yani başı oluyor zaten. Direkt sola aynen şimdi dediğini anladım. Sola kaydırıyor. Direkt listenin 0. elemanı bu oluyor. Sırayla üst üste yığılmış gibi düşünün bunları. Yan yana yığılmış gibi daha doğrusu. Direkt sola otomatik olarak kaymış oluyor. Anladın mı sorunun cevabını? Buradan bir silindikten sonra 0. indekste 2, 3, 4, 5 diye sıralı gidiyor. Herkes sola yapışıyor yani. Dediğine göre. Aynen. Stack falan filan da ileride diğer hafta yaşayacağız. Onlarda da aynı mantık var. Şimdi gelelim. Mesela birkaç tane ekleyeyim ben. Şu an remove'lamayayım. Bunun üzerine nasıl işlem yapacağımıza bakalım. Hep bir eklemeyeyim. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bir sürü eleman ekledim. Ben bu elemanları nasıl bastıracağım? Her zaman kullandığımız for döngümüzü yapıştırıyoruz. For int i eşittir 0. Bir tane soru geldi galiba. Gelmemiş. Tamam, i eşittir 0. I küçüktür.
Array'lerde array nokta length diyorduk. Bunda da list nokta size diyeceğim. List i nokta size diyorum. Yani listenin size'ından küçük olacak. Sonra diyorum ki i artı artı. Assout'umu yapıştırıyorum yine. Bastıracağım klasik assout. List i nokta get indeksini getir, çağırıyorum. Sıfırıncı indeksteki 1, 18, 17, 16, 15 diye sırayla indeksleri tek tek çağırıp bastırıyor. Get'le alıyorum, remove'la siliyorum, add'le ekliyorum. 3 tane fonksiyon önemli. Şuraya yazayım. Add ekler. Bu siler. Bir de ne vardı? Get alır. Get'te döndürür yani. Soru var mı bakıyorum, soru yok. Çalıştırdığım zaman da biri niye bastırmadı? Biri sildik mi? List nokta, ha, breklememişiz, tamam. Ben de brekledik zannettim de biri de değiştirmişim. Tamam, tekrardan bastırdım. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 böyle sırayla hepsini bastırdı. Bir sorunu olan var mı? Bir anlamadığınız bir yer var mı? Varsa direkt söyleyin. Yoksa da devam edeyim direkt. Yok galiba, çok güzel. Tamam. Kapattım. Peki. Şimdi elimizde bu elemanlar var değil mi? Elemanlarla listemizin görüntüsünü bir yazayım. Şöyle dura koysun. Şu an listemin görüntüsü 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 değil mi? Ben eğer istesem ki şu 16 ile 15'in arasında bir eleman ekliyorum. Ya da herhangi bir yer. Fark etmez. 16 ile 15'in arasındaki yer, yani 15'in yerine ekleyeceğim. Bunları sağ kaydırmak istiyorum. Yani mesela kaç ekleyeyim oraya? 20 ekleyeyim. İstediğim şey şu. 18, 17, 16, 20, 15, 14, 13, 12. Ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Yani 15. indeks kaç? 15'in bulunduğu indeks nere? Kaç? 0, 1, 2, 3. 3. indeks. Ben 3. indekse 20 ekleyip kalanları sağa kaydırmak istiyorum. Onu da şu şekilde yapıyoruz. List i nokta et. Kaçıncı indeks olacaktı? Üçüncü indeks. Üçüncü indekse ne ekleyeceğim? 20. İki tane girersem üçüncü indekse 20 ekle, kalanları da sağ kaydır. Şimdi gelelim, bir daha bastıralım. Bir tane soru geldi galiba. Bir satırı da aşağı indirelim ki daha net olsun. Soru gelmemiş, tamam. Anlaşılıyor mu bu arada? 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Ben buraya ekleyecektim ve tam da istediğim indekse sayıyı araya ekledim. Bu kadar basit. Şimdi gelelim bir de silelim. Bu değil, şu. Soru yok. Burada kaça eklemiştim? Buraya ekledim. Şimdi bizim yeni görüntümüz bu hale geldi. Buradan hangi sayıyı silelim? Mesela 15'i silelim. 15'i hem sağ kaydırdık, şimdi de silelim. 15 kaçıncı indekste? 0, 1, 2, 3, 4. Dördüncü indekste. List i nokta remove 4. Dördüncü indeksi sil dedim. Tahmin ettiğimiz gibi ne yapacak? Dördüncü indeksi silecek. Bastığım zaman da 15 silinecek. Böyle tertemiz bastıracak. Liste bu işe yarıyor. Burada da son halini bastırayım. Yazayım şeyin. Neydi? 18, 17, 16, 20, 14, 13, 12. Son hali bu şekilde oldu. Az mı şey kullandık? Bakıyorum. Tamam. Son hali bu. Ben bunu bir de geleyim karakter array'inde yapayım. Karakter array'inde nasıl yapılıyor? Şimdi bunların hepsini bir yorum satırına alayım. Unutmayın şey, array'lerdeki gibi şu şekilde almıyoruz yani. List i 0 şeklinde alım yok. List i nokta get olarak alıyoruz. Şuraya wrong diye belirteyim. Wrong değil, yanlış. Yanlış olarak belirttim. Şimdi aynı işlemi biz karakter array'imizde yapalım. Soru var mı? Soru yok. List c nokta et karakter. Hangi karakter ekleyeyim mesela? H'yi ekledim. İsmimi ekleyeyim hatta. Tek tek böyle sırayla ismimi ekleyeyim. İşim gücüm yok. Ekleyeceğim böyle. U, S, E. Y, I,
ne ekledim. Araya da bir boşluk atayım çünkü iki ismim var. Bunları tek tek bastıracağım mesela. Gelelim tek tek bastıralım. Aynısını yapacağım. Şuradan alıyorum. List. C nokta size diyorum. List C nokta get. İ diyorum. Şimdi gelelim bastıralım. Amacımıza ulaşacak mıyız? Ha, yan bastırması için ne yapıyorduk? Print line değil print yazıyorduk. Print line dersek o şekilde bastırır. Yan yana bastırdığın zaman da direkt Hüseyin Ömer'i bastırdı. Tek tek ben karakter de alabiliyorum. Char da alabiliyorum. String de alırım. Gelin şimdi string alalım. List string list s eşittir new array list. Tamam. Şu anda string array listimiz oldu. Bunda da aynı işlemler. Uzun uzun anlatmaya gerek yok bence. Yavaştan map'e geçebilirim. Bakıyorum soru da yok. Anlamadığınız bir yer olursa direkt sorabilirsiniz. String array oluşturabilirim. Diğer array'lerin de oluşturulmasını göstereyim. Double'ın D'si büyük. Fark ettiyseniz alıştırırken listeleri bütün harfler ilk harfi büyük. Bu array ile farklı. Array'de direkt int diye oluşturuyorduk. Bunları da bu şekilde oluşturuyoruz. List ediyorum. New array list diyorum. Oluşturdum. Şu an hepsini oluşturdum. Soru geldi galiba. Gelmemiş. Listeler bu şekilde. Çok kullanışlı. Remove. Bazı diğer liste metotlarına da bakabiliriz. Bu en çok kullanılanlar bu üçüydü. List C diyorum. Noktaya bastığım zaman da bir sürü metot geliyor karşıma. Şu an gelmedi. Heh. Boş mu? Add all, clear. Clear dersem hepsini temizler. Contains de bir tane mesela şu 3 değeri indeksinde var mı? Bu indekste ne var? Last index, last derivative böyle bazı şeyler var. To array dersek de bu bizim listemizi array'e döndürüyor. Bu fonksiyonları kendiniz tek tek inceleyebilirsiniz ama en çok kullanılan fonksiyonlar bunlar. Şimdi gelelim map'lere. Önce şuraya yazalım. List. Şimdi map'i anlatacağım. Map anlat. Hatta önce set anlatayım. Set map'in bir öncesi gibi. Tahmin ettiğiniz gibi küme. Soru yok. Küme, bir kümede bir sayıdan sadece bir tane olabiliyor bildiğiniz gibi. Bizim setimiz de bu. Bu işe yarıyor. Yani ben sete mesela iki tane iki eklesem de setin içinde bir tane iki olur. Onu göstereyim mesela. Setin oluşturması şu şekilde. Set diyorum. Yine açıyorum. Integer. Bu şekilde keyword'ünü yazdım. Adını set yazıyorum. Yine karakter, string falan filan hepsi oluyor ama ben sadece integer göstereceğim. Integer'dan anlatmak en kolay çünkü. New set diyorum. Oluşturdum. Tabii kütüphanesini dahil etmemiz gerekiyor. Kütüphaneyi dahil ettik. Burada ne sıkıntısı verdi? Stream to array. Hata vermeme. Ha şurada hata yapmışız galiba. New set. Hata vermemesi lazım aslında ama. With var değil tabii ki. Set integer seti dahil ettim. New hash set diyeyim o zaman tamam. New hash setle işi çözeyim. Burada da hash set ekleyelim. Hata verdiği zaman bazen hata verebiliyor. Hash set derseniz yani bu da bir tane set tanımlama şekli. Hash set dediğiniz zaman da sıkıntı olmaz. List, array liste böyle bir şey yok ama. Map'i tanımlarken de muhtemelen hash map diye tanımlayacağız. Normal bir map tanımlamasına izin vermiyor galiba bu IDE. Bakıyorum. Tamam. Devam ediyorum. Tanımlamada sıkıntı olan var mı? Set diyorum. New hash set. Bu başına da hash yazabilirdim. Ama üşendiğim için yazdım. Yani hash set yazabilirim. Set de yazabilirim. Set kütüphanesi genel kütüphane. Hash set onun bir alt kütüphanesi. Yani set kütüphanesinden bir hash set oluştururum demek istiyorum. Yani class diyeyim daha doğrusu kütüphane demeyeyim de. Set class'ı
büyük klas, hash set de onun bir alt klası. Onlar kendini bir kendiler arasında birbirine extend diyor. Onları kendi aralarını birbirine alıyor. Onları da göstereceğim vakit yeterse bu hafta. Şimdi sete eklerken yine şey gibi array listekler gibi set nokta et diyorum. Mesela sete bir ekledim. Sonra setin size'ını bastıralım. Sout set nokta size. Bastırdığım zaman setin size'ı 1'miş. Bu arada hala Hüseyin Ömer bastırıyor. Orayı ben yorum satırına almamışım. Neyse almasam da olur. İsmi güzel. Set nokta size dedim. Bastırdım. Set'e bir daha bir ekliyorum. Set nokta et. Bir daha bir ekledim. Setin en büyük özelliği bu. Bir ekledim. Setin size yine 1. Gerçi bastırmadım değil mi? Evet bastırmadım. Öyle yalanmış gibi olur. Ama vallahi 1. Evet. Setin size'ı gördüğünüz gibi yine 1. Değişmedi. Setin size niye değişmedi? Çünkü ben sete aynı elemanı gönderdim. Set diyor ki zaten bende bu eleman var. Bende aynı elemandan var istemiyorum diyor. Yani alıyor ama almıyor. Alıyor ama size'ını eklememiş oluyor. Peki sete 2 eklesem? 2 eklesem? Ve sonradan bastırsam 1, 1, 2. Setimizin size'ı 2 oldu. Tam tahmin ettiğimiz gibi. Yani farklı eleman ekledik sürece setteki setin size artıyor. Bu ne işe yarıyor diye düşünecek olursak kaç tane farklı elemanımızı tuttuğumuzu bu set sayesinde öğrenebiliriz. Ve setin şöyle bir komutları var. En çok kullanılan komutu şu. Sout diyorum. Set nokta contains. Sette bu var mı? Bu var mı dediğimiz ne? 2 mesela. Set set 2'ye sahip mi diye soruyorum. Bastırdım. True. Çünkü niye? Sette 2 vardı. Peki ben sete 3 var mı dersem ne olur? Bastırdığım zaman false döndürür. Çünkü setimde yani benim kümemde 3 yok. Set kabaca bu şekilde anlatılabilir. Bu set contains'in biz peki bunu niye kullanıyoruz diye sorarsak set.contains metodunun time kompleksi diye bir şey var. Ona detaylı girmeye gerek yok. Sadece hızlı çalışır diyelim. Çok hızlı çalıştığı için bunu her zaman kullanırız. Mesela listede contains vardı. Onu da göstereyim. Şurada sout diyorum. List c.contains diyorum. Mesela h. Bu da aynı şey. Bu da bana true döndürecek. Gördüğümüz gibi bana bu diğeri false'muş orada. Bu da bana true döndürdü. Ama bunun şeyi ne diye sorarsanız bu tek tek bütün elemanlara bakıyor. Ve bütün elemanlarını gezdiği için daha fazla zaman harcıyor. Şuraya yavaş çalışır diyeyim. Yavaş çalışıyor. Tek tek bütün elemanları gezdiği için yavaş çalışıyor. Ama bu sette neyin nereye koyacağını bildiği için sadece giderek direkt o adrese bakıyor. Eğer o adreste bir şey varsa vardır. Yoksa yoktur. Bu sayede set gayet hızlı bir şekilde çalışıyor. Sorusu olan var mı diye bakıyorum. Yok. Sorusu olan direkt mikrofonunu açarak da sorabilir. Chat'e de yazabilir. Setin kabaca şeyi budur. Bu işe yarar. Çok kullanışlıdır çoğu firmalar zaten bunu çok kullanır. Çünkü hızlı çalışıyor. Mesela şöyle düşünün. Bir oyunu açıyorsunuz. Array'in contains'iyle falan filan yapmış olsaydınız oyun çok beklerdiniz. Ama set kullandığınız zaman oyun daha hızlı çalışıyor. Bu sayede bütün her şeyi hızlandırmış oluyor. Setin en büyük amacı bu. Bunun için yazılmış zaten genel olarak. Kümelendirme. Bir de birden fazla elemanı eklememek için yazılmış bir class. Çok kullanılan bir class. Bunu defalarca söyledim. Bir daha söylüyorum. Şimdi bunu yorum satırına alacağım. Ve map'e geçeceğim. Neredeydi bunun başı? Şuradaydı. Tamam. Şimdi map'e geçeceğiz. Hızlı geçtim. Soru yoktu. Muhtemelen anladınız. Kabaca anlatıyorum. Bunların detaylarına girip öğrenmek sizin göreviniz. Yani ben her şeyi detaylı olarak anlatsam süremiz yetmesi imkansız. Map'in tanımı da şu şekilde. Map diyorum. Ne map'i? Integer. Her şey aynı. İsmini yazıyorum. Map eşittir. New hash map. Tamam. Bir tanesini de ekledim. Bir tane de ekledim. Bu map'in görevi ne? Map bir nevi haritada şu an ne hatası verdi?
Map, new hash map, integer map, şu an void map, surround with map dedik. Bunun şu an doğru olması lazım aslında ama niye hata verdi? Bir daha baştan tanımlayayım. Map diyorum. Evet, yanlış oldu ya, tamam. Map, map eşittir new hash map dedim. Object yazmıyorum şuraya. Şimdi bizim map'teki amacımız anlatırken yapacağım diye yanlış olmuş. Map'te şudur. Map'te iki tane değişken alır içinde. Yani sette sadece integer alıyorduk ya. Bunda integer alabilir. Integer'a string alabilir. String'e integer alabilir. Ben burada integer'a string yapacağım. Bir değişik olduğunu görmeniz için. Bu ne yapıyor yani? İlki key olarak geçer. İkincisi value olarak geçer. Yani mesela array'lerde kullanıyorduk ya. Array 0 eşittir 5'ti mesela. Sıfırımız şurada ars 0 eşittir 5 ya mesela. Burada 0 k 5 de value oluyor. Biz bunu map'lerde de bu şekilde yapıyoruz. İlke integer. Yani k'lerimiz nasıl olacak? K'lerimiz integer mi olacak, string mi olacak, nasıl olacak? Ona karar veriyoruz. Value'umuz ne olacak? Ona karar veriyoruz. Peki bunun array'le de yapabilirdik. Buna ne gerek var diye sorarsanız, array'lerde mesela böyle farklı şeyler tutamıyor olabilirdik. Sadece integer, k'imiz her zaman integer oluyor ve value'su da her zaman value'su da değişiyor ama k'imiz her zaman integer oluyor. Bu bir sebep olabilir. Bir de bu da dediğim gibi bu da çok hızlı bir çalışan bir class. Bu hızlı çalışan bir class olduğu için bunun da kullanımı çok fazla. Buna nasıl eleman ekleyeceğiz? Onu göstereyim şimdi. Map diyorum, ismini yazıyorum. Noktaya basıyorum, metotları karşıma geliyor. Clear, tamamen clear. Tamamen temizler. Is empty, boş mu diye kontrol eder. Şu an mesela map'imiz boş olduğu için esaatla bastıralım. Boş olduğunu görelim. Bastırdım. True. Aşağıdan da bir true gelmiş. Onu ignorelayalım. Nerede? Evet. Map'imiz boş. Map'e nasıl eleman ekliyorum? Map diyorum. Nokta put. Şu an birden fazla bilgi geliyor. Şu an öğreniyorsunuz ama hemen unutacaksınız. O yüzden kendiniz de yapmanızı tavsiye ederim. K olarak mesela benim ne istiyor benden? Integer istiyor. 5'e diyorum ki Hüseyin'i koy. 5'e Hüseyin koy dedim. Şu an sıkıntım yok. Soru var mı? Bakayım. Bu arada soru yok. Herhalde dinleyen de yok. Devam edelim. Map'imiz şu an boş değil. Çünkü Hüseyin'i ekledim. Ben 5. map'in 5K'ine Hüseyin'i eklediğim için şu an map'im boş değil. O yüzden geliyorum bir de map size'ını yazdıralım. Map size tahminen sizce kaç olur şu an? Tarık Emir dinliyormuş. Tarık Emir, map size şu an kaç sence? 5 saniye bekleyeceğim, sonra devam edeceğim. 5 4 3 2 1. Tamam, devam ediyorum. Map'imizin size şu an 1. Çünkü bir tane eleman ekledik. Yani map'imizin size içinde kaç tane value ya da kaç tane key olduğuna bakar anlamında. Aynen 1. Berra Onur bildi. Çalıştırdığım zaman da gördüğünüz gibi 1'i bastırdı. Şimdi gelelim map'in 5'ini, yani Hüseyin'i nasıl bastıracağıma bakalım. Diyorum ki esout. Esout deyip direkt enter'a bastık çıkmadan. Kabul etmedi. Esout dedik. Map.get dedim. 5. 5. K'de ne var diye onu soruyorum ben şu an. Bana 5. K'de ne varsa onu bastırması lazım. Şunları bir yorum satın alayım. Aşağıda çok şey oluyor. Kafamı karıştırıyor. Tamam. Nerede kapatmışım ben bunu? Tamam, yorumu almışız bir yerlerde. Sıkıntı yok gibi duruyor. Devam edelim. Basalım. Hüseyin, şu an ben
Map'in tanımlarken size'ı belirsiz oluyor galiba demiş. Tanımlarken size en başta 0. Tarık, o zaman baştan anlatayım orayı. Hangisinde sıkıntı oluyor Tarık? Ve 0519000000864. İlk başta ben bir şeyi tanımladığım zaman her zaman boş olacağı için size'ım 0. Ha, Tarık nereyi anlamadın? Set ha. Ha, evet, kullanım olarak C'den farklı. C'de zaten map ile set yok. Yani varsa bile ben bilmiyorum. C++'da falan var da C'de yok diye biliyorum. Yani ben şu an bir tane eleman eklediğim için, yani bir tane ikili eklediğim için size'ım 1. Set'te de mesela bir tane tekli ekledim. Bu da tekli alıyor zaten. O yüzden size'ım 1 oluyordu. Şimdi bunun da contains gibi bir metodu var. Hani bunlarda set contains vardı ya. Burada da bunda da contains benzeri bir metot var. Map diyorum. Contains k. Yani bu k'ye sahip mi diye soruyor. K'imiz de kaç? Mesela 5. Bizim 5 k'imiz olduğu için 5 k'ine true döndürecek. 5'e numluk kapatmışım, tamam. 5'e bastım. 5. indekse Hüseyin eklemiyor. Şu an indekslerle olayımız bitti. İndeks yok şu an. Bu 5. anahtara Hüseyin ekliyor. Bir sürü anahtarımız var mesela. Şu an sadece 5. anahtarı aldım ben ve oraya Hüseyin'i koydum. Anahtar gibi söyleyeyim. Yani bu anahtar bir tane odanın anahtarı. 5. odanın anahtarını alıyorum. Oraya Hüseyin'i hapsediyorum. Sonra anahtarı da cebime atıyorum. Şu an cebimde kaç tane anahtar var? Bir tane anahtar var. Cebimdeki anahtar sayısı benim map'imin size'ının sayısı. Şimdi daha iyi anlaşılır oldu herhalde. Anahtar bir belirteç, aynen. Yani nerede olduğunu belirtiyor. Ben 5. odanın anahtarını aldım. İçeriye Hüseyin'i hapsettim. Sonra cebime 5. anahtarı koydum. Şimdi de soruyorum. Ben diyorum 5. odanın anahtarına sahip miyim diye burada soruyorum. Sahibim. O yüzden true'dan. Contains key true. Ha tamam, en sondakiymiş. Altları şey yapmıştık. 5. odanın anahtarına sahip olduğum için bana bu true döndürüyor. Map.remove var bir de. Bu da hepsinde olduğu gibi map.remove. Clear tamamen temizliyor. Onu göstermeme hiç gerek yok. Clear tamamen temizliyor. Map.remove diyorum. Hangi odanın anahtarını bırakmak istiyorsun diye soruyor. 5. odanın anahtarını bırakmak istiyorum diyorum. 5. odanın anahtarını bıraktığım zaman da oradaki Hüseyin de serbest kalmış oluyor. Ben anahtarı da cebimden çıkarmış oluyorum. Sonra tekrardan soruyorum ki eğer hala 5. odanın anahtarına sahip miyim diye sorduğum zaman da bana false döndürüyor. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok sanırım. Tamam. Kabaca map'te bu şekilde bir soru geldi galiba. Yok yok hocam, devam. Tamam. Güzel. Kabaca map'imiz de bu şekilde. Map'in bir elemanına koyuyoruz. Hüseyin'i koyuyoruz. Mesela burada hani integer koydum ya, siz hep index gibi düşündünüz. Şimdi bunları yoruma alıyorum. Şurayı yoruma alacağım. Ve başka bir map tanımlayacağım. Diyorum ki map string'e integer mesela bu sefer de. Map diyorum adına, map dediğim adına. Kopyalayıp yapıştırırken rahat edersiniz. New hash map dedim. Ve oluşturdum. Şu an string anahtarım integer value. Sonra diyorum ki map.put. Map değil bu arada, map 1. Map1.put. Kime koyacağız? Hüseyin'e koyacağız. Yani böyle de söyleyince biraz şey oldu ama Hüseyin odasına 5'i koyalım bu sefer de. Hüseyin'in odasına 5'i koyalım. Sonra map1'in size'ını bastıralım. Bastırdım. Şu an map1'imizin size'ı 1 olacak. 1. Tahmin ettiğimiz gibi. Bu sefer de get diye alacağım zaman esat diyorum mesela. Line map1.get
Hüseyin yazacağım bu sefer. Anahtarımız adı çünkü Hüseyin'di. Bana diyorum ki Hüseyin odasındaki, Hüseyin'inci odadaki şeyi ver, valüyü ver. Valüyü verdiği zaman da 5. Çünkü niye? İçeride 5 vardı. Ben içeriye 5 hapsettim. Birden fazla böyle değer atayabilirim. Mesela gelelim, koyalım. Kim vardı? Merve vardı. Merve'ye, Merve'nin odasına 8 koyalım. Vardı bir de. Berra Nur vardı. Berra Nur'un odasına da 15 koyalım. Şimdi map'imizin size'ı 3 olacak. Map'imizin size'ı 3. Benim odamda 5 var. Direkt diğerlerini de bastırırsam tahmin ettiğiniz gibi 8'de 15 bastıracak ama gene de bastıralım. Görmüş olalım. Merve ve Berra. Mesela böyle bastırırsam bana hata verecek. Null. Çünkü Berra Nur diye benim bir odam yok. Benim Berra Nur diye bir odam var. Eğer sahip olmadığın bir odaya ulaşmaya çalışırsan sana hata verecek, null döndürecek. Bazen error bile döndürebilir. Muhtemelen çoğu zaman error döndürür. Şimdi mesela doğru yazdım, 15 döndürdü. Maplerde anlamadığınız bir şey var mı? Gayet basit. Mapler ve setler diğerlerinden çok daha hızlı çalışıyor. O yüzden çok kullanılıyor. Anlamadığınız bir şey olursa direkt sorabilirsiniz. Anlıyorsanız devam da edebiliriz. Tamam. Şu an anladınız galiba. Mapler kısaca buydu. Bugün list map seti zamanında bitirebilirsem array'ler, class'ları şeyini konuşacaktım. Geçen hafta tam anlatmadığım şeyleri konuşacaktım. Şimdi onlara geçeceğim. Map'imizi, listimizi ve setimizi tanımladık. Bunlar gayet kolay ve zekice, yani hızlı çalışan class'lar olduğu için çok kullanılıyor. Şimdi gelelim biz buradan projects diyelim. Dashboard.java'da hata varmış. Ne hatası var? Bunları şöyle şuraya koyayım. Niye hata verdi burada? Tamam. Sıkıntı yok şimdi. Project dedim. Bir tane class oluşturacağım. Yine class'ımız ne olacak? Klasik person class'ı. Bir tane person class'ımızı oluşturdum. Person class'ımızın neyi olsun? Int name olsun. Ama name int olmaz. String olur. String name olsun. Bir de int id. Uzatmaya gerek yok. Bunun bir de constructor oluyordu. Map'in tamamını görüntülemek nasıl oluyor? Fonksiyonu var mı? Index. Onun aynısını gelip internetten bakıyoruz. Şimdi mesela bakalım internetten ya da ders sonu bakalım. Direkt map'in tüme tek elemanları bastır diye bakıyoruz. Ezberlemeye gerek yok böyle şeyleri. İnternetten bakalım. Hemen bakayım ben. Kopyalayıp direkt yapıştıracağım. Map entry. Hemen hızlıca bakayım. Hazır kod da aradım da hazır kod bulamadım. Neyse dersten sonra olmadı. Atarım ben onu. Hemen. Tamam. Şurada direkt mesela kodumuzu alalım. Buldum. Ctrl C dedim. Bu şuraya yapıştırıyorum. Bunu da sileyim. Bunu işimiz yok. Uzun bir kod. Şimdi buraya yapıştırdım. Ne yapmış? Bir tane hashmap tanımlamış. Böyle bir hashmap tanımlaması yok aslında ama şunu şu şekilde hashmap tanımlamış. Bunları bastırırken de bir iterator diye bir şey var. Onu öğretmem detaya indiği için onu göstermemek istemiştim. Diyorum ki bunu set iter, yani şuna bağlamış. Bir tane set oluşturmuş. Seti map'e bağlamış. Sonra iterator'ı da sete bağlamış. Setin de sete bağladığı iterator'ı da tek tek devam ettiriyor. Tek tek buraya alıyor. Sonra
hem getk ediyor, get value diyor, tek tek bastırıyor. Bu biraz daha zahmetli olduğu için ezberlemeye gerek yok. Direkt internetten otomatik olarak kodla alıp bastırabilirsiniz. Şurada da bastırıyor. Anladın mı Tarık? İnternetten alıp yapıştırıyoruz. Başka bir şey yok. Kullanacağım zaman direkt internetten alıyorum. Şimdi bir tane person oluşturdum. Bunun constructor'ını oluşturuyorum hemen. Insert code diyorum. Constructor diyorum. Generate diyorum. Şu an benim bir tane person şeyim var. Class'ım var. Bir tane de yeni bir class oluşturayım. Öğrencim olsun, adı ne olsun? Teacher olsun. Bir tane de teacher class oluşturdum. Teacher'ın da bir ekstra string lecture olsun. Şimdi ben biliyorum ki teacher da bir insan. Yani bunun için tek tek tekrardan ben person'daki string name ve id'yi yazmama gerek yok. Onun yerine geliyorum ki şuraya diyorum extend person. Bu ne demek? Ben diyorum person objesinin altıyım. Ben yani person benim babam, annem gibi düşünebilirsiniz. Person objesinin altıyım. Benden ekstradan onu kullanacağım ve ekstradan kendi metot koyacağım demek istiyor. Burada da hata veriyor. Niye? Çünkü person'ın kendi constructor'ı vardı. Onu da buraya eklemem gerekiyor. Yine insert code diyorum. Constructor diyorum. Lecture'a bastığım zaman da otomatik olarak hepsini eklemiş oldu. Şu an bir hem person olarak görev yapıyor hem de teacher olarak görev yapıyor. Yani şurada mesela neredeydi o? Map'leri tanımladığımız yer. Şurada mesela set, hash set dedik ya. Hash set hem set olarak görev yapıyor hem de hash set olarak görev yapıyor. Yani bu mantık var. Person teacher'ın bir üstü, teacher person'ın bir altı. Ben teacher'ı çağırırken person olarak da çağırabilirim ama person'ı çağırırken teacher olarak çağıramam. Şimdi gelelim bir şey yapalım. Küçük bir örnek yapalım. Ne yapıyorduk? Person'ı yaptım. Bir array list oluşturayım direkt. List diyorum. Ne yapacaktım? Person. Person listesi. List dedim adına. Eşittir. New array list. Şu an ne yaptım ben? Integer listesi oluşturur gibi bir tane person listesi oluşturdum. Yani ben bunun içine person'lar atacağım. Tek tek atacağım. Mesela diyorum ki list.add. Öncelikle gelin bir tane person atalım. New person diyorum. Liste bir tane person ekliyorum. Bir tane name olacakmış. Hüseyin diyorum. Bir de id'm olsun. 15. Ben person listeme bir tane person ekledim. Bunda zaten bir sıkıntı yok. Geliyorum. Bir de buna new diyorum, teacher diyorum. Bir tane teacher ekliyorum. Bunun bir de ekstradan lecture olacak. Bunun ne lecture ne olsun? Mat olsun. Matematik. Adı ne olsun mesela? Veli. Yaşı da 20, ID'si de 25 olsun. Ne oldu? Ben person listesinde bir tane insanım var. Bir tane de öğretmenim var. Bu öğretmen de insan olarak geçtiği için direkt şey yapabildim. Oraya rahatlıkla ekleyebildim. Bunda anlamadığınız bir kısım var mı? Ufak bir metot yazacağım şimdi ikisine de. Orada birazcık daha kafa karıştırıcı olacak. Tek bunların hepsini kendini tanıtıralım. İyi küçüktür. Kaç? List.size. Artı dedim. List.get i. Bir gelin önce bir fonksiyon yazalım, sonra devamlı yazarız. Person'a ben bir tane void bir fonksiyon oluşturacağım. Yani kendini tanıtacak. Void intro diyorum. Kendini tanıtsın. Herhangi bir şey almasına gerek yok. Ne yapsın? Assault diyorum. Adım, name,
artı id diyorum. Artı id. Intro'yu bastırdığım zaman bunu bastıracak. Ama benim teacher'ımda ekstradan bir neyim var? Kendine ait lecture'ı var. O yüzden ben teacher'ın içine gelip aynı fonksiyonu bir daha yazmak istiyorum. Yani bir daha override demek bu. Tekrardan yazıp ona başka şeyler eklemek istiyorum. Burada insert code diyoruz. Override metod var. Tekrardan yazmak gibi, yani üstüne yazmak gibi düşünün. Üstüne yazma diyorum. Buradaki intro'ya ben diyorum bir daha yazacağım. Yazdıktan sonra da mesela süper intro'yu kullanabilirim. Bu süper intro önceki şeyden kalanı yazar. Sonra da esaut eklerim. Ve ben diyorum lecture diyorum. Hocasıyım. Ve ben matematik hocasıyım yazdıracak şimdi. this.get_i.intro. Şu an her şey çalışması lazım. Çalıştırdım. Adım Hüseyin. Hüseyin'den sonra boşluk bıraksaymış. İyiymiş. ID 15. Adım Veli, ID 25 ve ben matematik hocasıyım. Tamam. Ben de bunu istemiştim. Ama tabii boşluklar olmayınca çok kötü gözüktü. Şöyle yapayım. Kendini tanıttıktan sonra da bir tane de boşluk atsın. Şu an bundan sonra boşluk attığım için otomatik olarak bunun başından da bir tane boşluk gelip ve ben matematik hocasıyım ayrıca yazılmış olacak. Mesela onu da gelip göstereyim. Öncekinden aynısını yapıştırıyor. Kendisi ekstra bir şeyler ekliyor. Sorusu olan. Teşekkür ederim Merve. Kolay gelsin. Sorun olursa bize atabilirsin. Yardım etmeye çalışırız. Evet. Bu şekilde bastırdı. Ama ben bunun da böyle tek line'da olmasını istiyorsam gelirim teacher'a. Şu süper intro'yu silerim. Tek tek yazarım. Tek tek yazmak yerine şuradan direkt kopyalayabilirim. Kopyalarım. Bunu yaparım. Derim. Alttan sonra da bir de esaut derim. Bastırırım. Şu an nasıl oldu görelim. Adım Hüseyin, ID 15. Adım Veli, ID 25 ve ben matematik hocasıyım. Bu şekilde iki tane farklı insan, biri hoca, biri normal insan. Hocanın kendine ait ekstradan bir özelliği olduğu için çok rahat bir şekilde onu da böyle bastırabilir. Anlamayan var mı? Kaç kişiyiz? İlk, tamam sayımız güzel maşallah. Anlamayan sanırım. Yok, tamam. Devam edelim. Hop, kaydetmeyecektim. Bu şekilde bir tane klası ne yaptık? Extend ettik. Ödevin şeyini yükleyeceğim. Çözümünü yükleyeceğim ama onun öncesinde şöyle ufak bir bakış yapalım ödeve. Java ödev 2 diyorum. Soru mu geldi? Yok gelmedi. Java ödev 2. Tamam. Bunun şeyini yükleyeceğim ama yine de yüklemeden şöyle bir göstermek istiyorum. Ben şunları istemiştim. En başta play game ve create game diye iki tane fonksiyon olacak demiştim main'de. Game'in içinde de bir tane constructor olacaktı, bir tane start game olacaktı, bir tane print game, print board olacaktı, bir de take movement, bir de control movement. Tek tek onları açıklayacağım. Ödede de daha detaylı açıklayacağım. Şu an son 10 dakika. Sorusu olan varsa bu arada yazabilir. Control movement'ta ne yapıyorum? Girilen değer uygun mu? Yani sınırları aşıyorum diye sadece bunu kontrol ettik. Herhangi bir şeyimiz yok bunda. Take movement'ta ne yapıyorduk? Switch case yapımızı yaptık. Lütfen bir hamle girin dedim. Çıkmak için sıfıra basın dedim. Sonra hamlemizi aldık. Hamlemizi de zaten hani point x point y'yi arttırarak falan filan yaptığımız için herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Take movement'ta da kısaca bunu yaptık. Printboard'ta da normal bastırdım her şeyi. X, O falan filan bastırdım. İlk ödevi izlediyseniz çok rahat anlarsınız. Bunları böyle fonksiyonlara ayırmak daha rahat olur. Niye daha rahat olur? Neyi nerede yaptığınızı görürsünüz ve daha anlaşılır olur sizin için. O yüzden bu şekilde fonksiyonlara ayırdım. Printboard'da sadece board'u bastırdı. Ve bu üç fonksiyonu ben ne için yazdım? Bu üç fonksiyonda kullanacağım bir tane start game fonksiyonum vardı. Diyorum ki while flag. Flag doğru olduğu sürece önce board'u bastırt, sonra hareketi al, sonra hareketin doğru olduğunu kontrol et. Hareket yani doğru olup olmadığını kontrol et derken sınırları aşıp aşmadığını kontrol et. Board'u bastırdı. Take movement'ta eğer kontrol ettim, mesela
sıfıra bastıysa flag false olacak. Flag false olduğu anda da ne yapacak? Direkt bu false olacağı için start game duracak. Bu bizim küçük bir game class'ımızda. Game class'ımızın yaptığı şey çok basit ama biraz karışık gelmesi normal. Yani ilk defa öğrendiğiniz için karışık gelmesi normal. Şimdi main'de ne yaptık onu gösterelim. Bir adet create game diye bir fonksiyonumuz olacak. Bu game döndürüyor demiştim değil mi? Game döndüründe adama soruyorum. Give me the game. I artı 1 nokta game size demişim. Give me the... tamam. Bir tane iyi... tamam anladım şurada ne yaptığımı bir an düşündüm. Tek tek oluşturduğum için 5. oyunun size'ını ver. 6. oyunun size'ını ver. 7. oyunun size'ını ver dedim. Sonra size'ı adamdan aldım. Bir tane de oyun oluşturdum. Burada da fark ettiyseniz oyun oluştururken sadece size alıyorum. Sonra size'ın point x ve point y'yi size'ları ikiye bölüp tam ortaya yerleştiriyordum. Sonra buraya geldim. Oyunlarımı tek tek oluşturdum. Game olarak döndürdüm. Game olarak döndürdüğüm oyunu da games array'in içine yerleştirdim. Oyunlarım tek tek ne olmuş oldu? Yaratılmış oldu. Şu an let's start deyip play game fonksiyonu çalıştırdım. Play game'e kaç tane oyunum olduğunu gönderdim. Ve oyunları gönderdim. Kaç tane oyunum var mesela? 7 tane oyunum varsa 7 tane oyunu gönderdim sayı olarak. Ve 7 tane oyun olan array'i play game'e gönderdik. Play game'e girdim şimdi. Diyorum ki burada da ne yapmışım? Bir tane scanner objesi tanımlamışım farklı bir fonksiyonda olduğum için. Dedim ki while true. You have şu kadar game'in var. Lütfen birini seç diyorum. Birden game sınava kadar bir tanesini seç demişim. Sonra selection'ını bastırmışız. Sout print deyip selection'ını bastırmamışız. Selection deyip bir tane daha scanner next int deyip selection'ı adamdan almışım. Sonra eğer selection 1 sıfırsa yani çıkmak istiyordur bu. Şurada en sona belirtmiş olmam lazım. Yani 0 for click demişim. Çıkmak istiyordur. 0'a bastıysan görüşürüz. Seninle oynamak güzel deyip return deyip fonksiyondan çıktım. Ama 1 ile 1'den küçükse ya da game sound'dan büyükse yani farklı bir aralıktaysa ne yapacağım? Wrong, we don't have that game. Sıfırı kontrol ettiğim için yani sıfırı görürse bu aşamaya gelemeyecek. Yani hani oyundan çıkmasıyla falan filan karışır gibi düşünmeyin. Sıfırı gördüğü zaman bu aşamaya gelemeyeceği için direkt çıkacak. Else diyorum. Eğer doğruysa games selection eksi 1. Çünkü benim hani indekslerim sıfırdan itibarendi ya. Birinci oyun aslında sıfırıncı indeksteki oyun. En başta flag'i true yapıyorum. Neden flag'i true yapıyorum? Çünkü ben flag'i buradan çıkarken muhtemelen false yapmışımdır. False yaptım. Onu true'ya döndüreyim. Start game'de işim bittikten sonra tekrar false olsun. Ben çünkü oyunu bir daha başlatırken true yapacağım onu. Buradan geldim flag'i true yaptım. Sonra oyunu başlattım. Oyun kabaca bu şekilde. Bunun hakkında sorunuz varsa şimdi sorabilirsiniz. Ödevin çözüm videosunu attıktan sonra da sorabilirsiniz. Ama kabaca bu şekilde. Şu an sorusu olan var mı? Yavaştan dersi de bitirebiliriz. Bu hafta ödev vermeyeceğim. Niye vermeyeceğim? Çünkü şu an herkesin vize final haftası. This size... göstereyim. Gel. Şimdi. Benim kendi size'ım var ya. Şeyimde. Game class'ımın içinde size'ım var. This.size derken benim class'ıma ait olan size'ı bu fonksiyonda verilen size bu da. This.size değil demeyebilirim ben burada. Şu şekilde de yapabilirim. Buradan aldığım mesela a diyebilirim. Size eşittir a diyelim derim. Hiçbir sıkıntım olmaz. Ama eğer ikisinin adı da size olursa sıkıntı olur. Fark ettiysen this demediğim sürece hani bizim class'ın şeyleri yeşil, bizim class'ın olmayan parametreler siyah gözüküyor fark ettiysen. Bizim class'ın şeyi integer'ı, variable'ı yeşil olarak gözüküyor. En önce içerideki size this diye belirtmezsem fonksiyonda tanımlanan ya da fonksiyon içinde belirtilene bakar. Sonra üsttekilere bakar. İlk önce fonksiyon içindeki belirtilene bakacağı için ben size eşittir size dediğim zaman hiçbir şeye erişmiş olamam. Diyorum ki this size benim class'ımdaki size'ı bu fonksiyonda verilen size'e eşitle diyorum. Anlatabildim mi? Tamam. Şu an herhalde anlamayan yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi kısaca bir tekrar yapacağım. Sonra da dersi yavaştan bitireceğim. En başa geliyoruz.
List. Listelerimizi list diyorum. İki tane evet dersten çıkabilirsiniz arkadaşlar. Kısaca bir şey yapacağım. Tekrar yapacağım. Dinlemek istiyorsanız tekrar da dinleyebilirsiniz. Ben teşekkür ederim bu arada. Listeyi tanımlamakken liste diyorum. Bir küçüktür, büyüktür arasında da tipini belirtiyorum. Adını yazıyorum. Diyorum ki new array list. Yeni bir array list oluşturuyorum diyorum. Bu şeyi yapıyorum. Array listin üçgenlerini açıp kapıyorum. Üçgen diyeyim ben bunları, daha kolay söylemesi olur. Küçüktür, büyüktür, uzun. Açayım, kapatıyorum. Sonra parantezi koyuyorum. Yani class'tan obje üretir gibi. Hani class'tan obje ürettiğimiz zaman da parantez açıp kapatıyorduk ya. Aynen o şekilde yapıyoruz. Bu şekilde de listemiz tanımlanmış oluyor. Karakter için de karakter yazıyorum. String için string. Double için double. Hatta float için de. Array list diyorum. Şimdi doğru bir tanımlama değil çünkü şu R büyük olmuş. Onu küçük R yaptım. Tamam. Tanımladım. Tek tek bu şekilde add'le ekliyorum. Remove'la remove'luyorum. Bu kadar. Hatta şeyi göstereyim ben. Şurada tamam. Şu an yapmışız. Mesela şurada assault diyeyim. Son bir tamamen clear metodunu da göstereyim. Neydi? List c.size diyorum. Assault diyorum. Bir daha list c.size. Da clear. Şu an ne yaptım? Önce normal size'ı bastırdım. Sonra clear diyeyim. Dedim hepsini bastırdım. Şurada float 2t olmaz. Tamam. Burada array'imiz de yok artık. Bir sileyim. Array'imizi sildik. Şimdi gelelim bir daha bastıralım. Clear'ı, hani clear'ı göstermemiş olmayayım diye. Adım evet. Onları nerede onlar şimdi? Benim onları silmem gerekiyor. Gerçi onlarla bir alakası yok muhtemelen. Nerede hata var? Şurada hata var. Ha tamam, buymuş. Tamam. Tamam, onları bastırdı. En başta size'ım 12 idi. Hepsini temizledikten sonra size'ım 0 oldu. Yani clear direkt hepsini temizliyor. Bunu da göstermedim ama yine de göstereyim dedim. Devam ediyorum. Set. Set ne yapıyordu? Kendi küme gibi bir tane elemanı birden fazla kere ekleyemiyorum. Eklediğim zaman da onun size'ı arttırmış oluyorum bir kere eklediğimde. Bir daha eklediğim zaman size'ı artmıyor. Bu şekilde kaç tane farklı eleman falan filan gibi sorular olduğu zaman bunu kullanıp çözebiliriz. Set hızlı çalışıyor. Bunu listeden ayıran fark buydu. Bir de neyimiz vardı? Map'imiz vardı. Map'te de direkt anahtar kapı ilişkisi. Anahtarı alıyorum cebime. O anahtarın o odaya elemanı koyuyorum. Kilitliyorum. Cebimde de o anahtar duruyor. Remove dediğim zaman anahtarı geri teslim edip içerideki adamı salıyorum. Clear dediğim zaman bütün anahtarları bırakıyorum ve kendim gidiyorum. Yani öyle düşünebiliriz. Map'te bu işe yarıyor. Class'ı da extend ederken üst class'ını yazıyoruz. Bu üst class'ımız, fonksiyonlarını falan filan yazıyoruz. Constructor'ını yazıyoruz. Sonra alt class'ını yazdığımız zaman extends person dediğim zaman extends ben bunun alt class'ıyım demek oluyor. Bunun alt class dediği zaman bunun bütün her şeyini alıyor. Ama constructor'ında eğer constructor'ında almamız gerekiyor. Yani onu constructor'ını oradan çekemiyor. Constructor'ını bunun override ediyoruz. Direkt zaten süper diye yukarıdan almış oluyor. Override intro dediğimiz zaman da yani burada da önceki verilen intro'yu burada tekrar tanımlıyorum. Burada kendi tanımladığım intro'yu kullanıyorum. Kendi tanımladığım intro'yu kullanmak yerine onu da kullanabilirdim. Ama benim bunda daha fazla şeyin farklı metotlarım olduğu için ben bunları kullanmak istediğim için burada intro fonksiyonunu bir tekrardan override ettim ve onu kullandım. Bugünkü dersimiz kısaca bu arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki haftalarda görüşmek dileğiyle şu an kaydı durduruyorum. Sorunuz varsa sorun, yoksa kaydı durduruyorum. Eğitim 2 hafta daha sürecek. Daha sonrasında proje tarzı düşünebiliriz. Yani yapmak isteyenlerle oturup beraber yaparız. Yani yazmanız yeterli. Tamamdır. Kaydı durdurdum. Artık sorabilirsiniz rahat rahat soruları.